şu anda yaşadığımız ekonomiyi, yaşadığımız ortamı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın 8. Olağan Meclis Toplantısı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Şirketlerimizin bu kadar sıkıntılı olduğu dönemde çok büyük maliyetler ödedik. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz yaptı. Ticaret ve Sanayi Odamızın 8. Olağan Meclis Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Meclis Başkanı Öksüz konuşmasında afet sonrası kentin iş adamları olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederken bu konuda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Tabii biz siyasetin içinde insanlar değiliz ama ekonominin içinde insanlarız. Ama ekonomi sadece ekonominin kurallarıyla yönetilir. Bunun dışına çıktığımız zaman arkasından bize bir acı reçete gelir. Bütün iş dünyasının eleştirdiği bir konu var. EYT konusu. Şirketlerimizin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde çok büyük maliyetler ödedik. Ve genç yaştaki arkadaşlarımızı emekli ettik. Halbuki bu ülkenin daha çok çalışana ihtiyacı var. 42 yaşında benim çalışanım geliyor, abi hakkını helal et, emekli oldum diyor. Oğlum ben 70 yaşındayım, çalışıyorum hala. Ekonomide ülkemizin daha iyi toparlanması, ülkemizin daha iyi kalkınması için bunlar çok önemli. Daha çok çalışmamız lazım. Özel sektörü büyüteceğiz, daha çok vergi alacağız, daha çok çalışacağız. Onlar da daha çok vergi vererek ülkemizi, ekonomimizi daha ilerlere taşıyacaklar. Ayrıca Başkan Öksüz konuşmasının devamında yaraların sarılması adına birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak bu sıkıntının da hep birlikte üstesinden geleceklerini sözlerine ekledi. Bir şehir her yönüyle kalkınır. Sanayicisiyle kalkınır, siyasetiyle kalkınır, esnafıyla, bütün bölümler. Bizler hep birbirimize destek olmalıyız. Nasıl ki siyasilerimiz bu şehirde sanayinin gelişmesi için destek olacaklar, biz de siyasette Maraş'ın çıkarmış olduğu siyasetçilerin siyasi makamlarda ne kadar yükseklere giderse Maraş için bu o kadar değerlidir. Ne kadar bakanımız olursa, ne kadar önemli şahsiyetler olursa, seçim bitti, hangi siyasi partiden olursak olalım, artık şehrimize hizmet.